Hoca efendi dedi bana dedi namazı kılmamaya bir müsaade verir misin dedi. Hoca da dedi ki veririm ya, bir çare var mı? Ne bir çare dedi. 5 çare var dedi. Ya o zaman bir tanesi de bana uyar herhalde dedi. Uyar bakalım dinle dedi. Ya gavur olacaksın dedi. Olur mu estağfurullah dedi. O zaman dedi hayız olacaksın dedi. Ya ben erkek adamım dedi, nasıl hayızım ben? O zaman nifas olacaksın, çocuk doğurduktan sonra 40 günlük müsaade var. O da olmaz, uyumadı be hoca efendi dedi. E deli olacaksın dedi. E şimdilik akıllıyım dedi. E ne yapalım dedi şimdi. Ya ölü olacaksın dedi. Aman Allah göstermesin, hele dur yaşayalım dedi. E ben ne diyeyim dedi sana, 5 tane çare dedim, hiçbiri uymadı dedi. Namazsızlık olacak bir şey değil. Şurada namazın hangi hallerde terk edileceği bölümünü bir okuyun. Bir arkadaşlarınızla aranızda bir okutun, birbirinize bir anlatın bakalım da durumu görün. Denizin üstünde gemisi parçalanmış halde kalan gemi tahtalarına tutunmuş vaziyette dalgalarla boğuşurken tabii ki biri kavuşur yetişir artık kurtarılır, ayrı dava, kader o. Ama ölüm tehlikesi de var tabii. Niceleri öyle denizlerin, okyanusların ortalarında da balıklara da yem olmuştur ve bulunamadığı noktada da ölüm de gelip çarpmıştır. Bu olmuştur değil mi? Çok böyle olaylar var. Ama diyor ki bir insan bir tahta parçasına dayalı vaziyette, bunu Halebi Sahir'den söylüyorum yani. Kafadan değil, kaynaklarını vermişim. Tahta parçasına tutunduğu vaziyette namazı geçiyorsa o namazı kılacak. Denizde zaten abdest sorunu yok, suyun içinde. E kıble diyor, eğer dalgalar diyor, kıbleden, kıbleyi nasıl tespit edecek? Kıbleyi tespit etti ve falan ama dalgalar o taraftan geliyor. O tarafa dönerse hepten bu olacaksa o zaman diyor kıble şartı da düşer diyor. Ne tarafa doğru gücü yetiyorsa ima ile başını sallayarak kılacak diyor. Sen bu namazı terk etmeye nerede müsaade aldın?